Yalova Durum Başı'na geçti. Böyle bir söz yok. Bu daha sonra 17. yüzyılda Müneccinbaşı tarihinde çıkmış. Ve kaynaklara baktığınızda şunu görüyorsunuz. Devrin Gazavat Sultan Murat'a vesaireye. Babasına sen git Medine'de kal, ben ordunun başına gideyim. 12 yaşında. Altas. Şimdi bu çılgın bir çocuk yani. İşte o var yani, o karakter var, lider karakteri var. Yani ve babası tahttan indikten sonra İstanbul'un fethini, babası tekrar Manisa'ya döndükten sonra İstanbul'un fethini kafasına koymuş da 12 yaşında. Yani çünkü bu özelliği var ve tahta çıkar çıkmaz da onu beceriyor. Yani gidip İstanbul'u fethedebiliyor. İşte ama maalesef ilk darbe teşebbüsü de Türk tarihinin en önemli ismine karşı yapılmıştır. Ve Çandarlı Halil Paşa'nın. Çandarlı Halil Paşa'nın ve başarılı olmuştur aslında darbe teşebbüsü değil, darbedir. Fatih tahttan indirilmiştir. 5 sene sonra tekrar tahta çıkacaktır. İşte orada birinci hükümdarlık dönemi başarısız olduğu için Karaman Seferi'nden dönen asker yolda isyan ediyor. Mesela Tursun Bey tarihinde şöyle diyor. Asker iki tarafa diyor müsellah bir şekilde dizildi diyor. Yani kılıçlar elde. Fatih aralığından geçti. Geçiyor. Yani düşün, yani bir hükümdar ve işte orada 19 yaşındayken hemen tamam diyor, zam, bir zafiyet zam istiyorsunuz, zam mı veriyor? Hemen çadırına çekildikten sonra emir veriyor. Subaylarını toplatıyor Yeniçerilerin. Sopa vurduruyor 100'er tane. Azlediyor. Ve Yeniçerilerin içerisine kendi avcı bölüklerinden, sekmanlardan asker dağıtıyor. Karıştırıyor ve böylelikle ne yapıyor? Tek başlarına hareket etme ihtimallerini ve hareket ederlerse cezalandırılacaklarını gösteriyor. Ve Fatih'in ölümüne kadar da 1481'e kadar askerin bir daha teşebbüsü yok. Zaten şu var, tereddüt ettiği zaman kaybediyor. Yani lider kaybeder. Her zaman için böyledir. Orada çok iyi siyaset gütmesi lazım. Fatih bunu yapmıştır. O Yeniçeriler ki aslında normalde daha sonra isyan etmeleri lazım. Adamlar Arnavutluğa sefere gidiyorlar, geri dönüyorlar. Hadi yürü diyorlar, Trabzon'a sefer var. Yani bir senede iki defa sefere çıkıcı olmuş. Çünkü bu genelde sefer mevsim kısadır. Yani sadece belli aylarda yapabilirsiniz. Devamlı surette sefer var. Yani 1457 yılı haricinde baktığınız zaman Fatih'in o döneminde, hükümdarlık dönemi devamlı savaşlarla geçmiştir. Ya kendi gidiyor, ya vezir-i azamını gönderiyor, ya bir serdar gönderiyor. Asker... Hatta zaman zaman aynı anda iki savaşın içerisinde. Tabii. Asker için de aslında çok zor bir şey bu. Ama bir yandan da asker için de verimli bir dönem. Çok ganimet elde ediyor. Çok talan var. Ya o da var ama aynı zamanda tabii dediğim gibi yani bu şeyin ayakkabı dayanmaz bir kere ya. Yavuz zamanında öyle oluyor. Çaldıran Savaşı'na giderken askerin yürü Doğu Anadolu'nun dağlarını nasıl geçecek? Ayakkabı kalmamış ayaklarında. Çıkarmışlar yırtık ayakkabıları tüfeklerin ucuna. Yavuz'un çadırına yürümüşler ayakkabılar ne halde diye. Yavuz'un. Yavuz yani bu da. Evet, Yavuz'a da var bir isyan değil mi? Tabii yani orada da tabii o da ilginç. İşte o dediğimiz gibi çadıra kurşun atıyorlar. Evet. Ve Yavuz çıkıyor atın üzerine biniyor. Her olan diyor benimle gelir. Olmayan kendi evine gitsin, İstanbul ailesinin yanına gitsin diyor. Ve orada atla yürüyor. Bizim bir arkadaş espri yapıyor orada. Bir bakmış Yavuz arkadaş kimse yok. Yani şimdi tabii ondan sonra orduyu toparlayabiliyor. Bunlar palavra mıdır doğru mudur? Aynı şeyi Alp Aslan için söylerler. Aynı şeyi Yavuz için yok. Atın üstüne çıkar. Bir... Er olan gelsin, er olmayan gelmesin. Biz buna falan baktık. Mesela bu şeyde var. Gelibolu Ali'nin Künhül Ahbarı'nda var. Gelibolu Ali'nin Künhül Ahbarı'nda yazıyor. Mesela bizim burada koyduğumuz sözler ve şeyler kaynaklardan alındı ve analiz yaparak aldık. Yani doğru mudur değil midir diye. Alp Aslan'ın da tabii o sözü var. Yani orada tarih kaynaklarına geçmiş orada bir şeyi var. Askeri orduya bir hitabı var. Tabii bunların içinde palavra olan şeyler de vardır. Fakat dediğimiz gibi biz baktık yani mesela o dönem tarih kitaplarında olan bir bilgi bu Yavuz'la ilgili. Peki Osmanlı döneminde, şimdi bu darbeler var diyorken Osmanlı döneminde güvenlik teşkilatı, güvenlik sistemi nasıl Erhan? Yani ikili bir teşkilat. İstanbul'un kent içi güvenliği nasıl sağlanıyor? Ya da bütün topraklar tek bir sistem mi? Ne bileyim bugün işte ne var? Asker var, polis var, jandarma var. O zaman böyle bir sistem var mı yoksa güvenlikten topyekun tek bir ya şimdi ordu mu İstanbul'un ya o şehirlere göre değişiyor. Başlangıçta Anadolu'da Yeniçeri yok. 1560'tan sonra Şehzade Beyazıt İsyan'dan sonra gidiyor. İstanbul'un da güvenliğini büyük şeyle Yeniçeriler ve subaşılar sağlıyor. Yani yine Yeniçeriler İstanbul'un aynı zamanda bir asayişinde. Subaşı Yeniçeri midir? Yok, subaşı değil. Daha farklı görev. Yeniçeri. Hayır, orijini. Değil. Değil değil mi? Değil. Ordu komutanı demek o da. Yeniçeriler sağlıyor. Çünkü asayiş hizmetlerinde Yeniçeri ağası başkanlığında veyahut padişah belli bölgeleri bostancılarıyla güvenliğini sağlayabiliyor. Polis bizde daha sonra, yani polis değil de zaptiye 19. yüzyılda kurulmuştur. Jandarma görevi yaparak.
Ondan önce yok böyle bir şey. Yani tabii mesela mahalli şeyde de ne var? Mahalli valiler var veya kadın nemrinde görevler var. Onlar sağlıyor mahalle asayişi. Yani ayrı ikili teşkilat yok. Yani o ikili teşkilat daha modern dönemlerde ortaya çıkan bir hadise. Yine bir reklam arası vereyim, sonra devam edelim.